Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları akıllı defterde hacim ölçüleri konusuyla arkadaşlar hacim ölçü birimleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar burada hacim ölçü birimlerini birbirine dönüştüreceğimizi söyleyelim. Evet öncelikle arkadaşlar hacim ölçme Birimlerin temel birimi metre küptür. Şu boşluklarımızı dolduralım. Metre küptür diyorum. Metre arkadaşlar küçük m harfinin evet. üzerine 3 yazarak m üstü 3 olarak gösteriyorum. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar bakın metreküpte hacim ölçülerinde aşağı inerken 1000 ile çarpıyoruz ve yukarı basamağa doğru çıkarken 1000 ile böleriz diyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Aşağı doğru inerken arkadaşlar 3 sıfır ekliyorum her basamak için. Yukarı doğru giderken de her basamak için 3 sıfır sileriz diye söyleyebiliriz. Evet küpün hacmi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. ebatları eğer ayrıtları birer metre ise 1 metre 1 metre ve 1 metredir. Ve 1 metre küp olarak ifade edilir diyoruz. O halde arkadaşlar 1 metre ben desimetre e çevirmek istersem, Bakın metre desimetreküp, desimetre santimetre küp ve milimetre küp diye yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Metreküpten desimetre e inmek için bir basamak indiğim için arkadaşlar ne yapmamız gerekir? 1000 ile çarpmamız gerekir diyoruz. O halde 1 çarpı 1000 1000 desimetre küp olur diyoruz. Yine 1 metre küpü santimetre küpe çevirmek için gençler 2 basamak aşağı inmem gerekiyor. Yani 2 basamak inmek için arkadaşlar 2 defa 3 tane 0 ekleyeceğim. Yani 1 milyon ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın 1 milyonla çarptım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 ekledim. Düşüneceğiz. O halde işlemimizin sonucu 1 milyon santimetre küp olur diyoruz. Arkadaşlar santimetre küpten milimetre küpe giderken bir basamak var. Aşağı doğru bir basamak ineceğim için o halde binle çarpmamız gerekir diyoruz. Ve bin milimetre küp olur. Bir santimetre küpün değeri diyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Dönüşümlerle ilgili etkinliklerimize bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu sahip böyle etkinlikler geldiğinde zaman sizden şunu istiyorum. Metreküp desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küpleri lütfen soruların yan taraflarına yazalım. Evet, yukarı doğru giderken arkadaşlar ve aşağı doğru giderken dönüşümlerde yukarı doğru giderken bine böleri ser basımı aşağı doğru giderken de bin ile çarparız demiştik. O halde metre küpten santimetre küpe giderken bakın şöyle renk değiştirerek gösterelim. Bir, iki basamak aşağı ineceğim. Bu şu demektir arkadaşlar. 2 defa 1000 ile çarpacağım demektir. Yani 3, 6, 0 ekleyeceğiz demektir. 5'in yanına 6, 0 eklersem yani 2 kere 1000 ile çarpmış olurum. 5 milyon santimetre küptür. Desimetre küpü milimetre küpe çevirmek için 2 basamak var arkadaşlar. 6, 0 eklememiz gerekiyor. Ondan sayılarda şöyle söylemiştik. Şimdi eklemem gereken sayı 0 arkadaşlar. 6 tane 0'dı. Şimdi virgülden sonra bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam var. Ona da virgülden kurtarmak için. Bu 6 sıfırın 5'ini harcıyorum. Virgülden kurtardım. Virgül sayımızın sağına geldi. Yani 2546 oldu. Şimdi 5 tane sıfırımı harcadım. Geri 1 sıfır kaldı arkadaşlar. Yani 1 sıfır eklemem gerekir diyorum. 25460 milimetre küp olur diyoruz. Evet, 375 santimetre küpü milimetre küpe çevirirken bir basamak inmem gerekiyor. Yani 1000 ile çarpmamız gerekir. 375.000 mm küp olur diyoruz. Evet, mm küpü desimetre küpe çevirirken 2 basamak yukarı çıkıyorum. O halde 2 defa 1000'e böleriz. Bakın 1, 2, 3. 1000'e bölmek demek 3 tane sıfır silmek demekti arkadaşlar. Tekrar 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3. O halde sonuç olarak 80 desimetre küp kalır. Olur diyorum. Evet, santimetre küpü milimetre küpe çevireceğiz. 1000 ile çarpmamız gerekir diyorum. Evet, virgülü 3 basamak sağa çekiyorum. 1 2 3 29 milimetre küp oldu diyorum. E santimetre küpü desimetre küpe çevirirken arkadaşlar 1 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 3 tane sıfır siliyorum. Evet 400 desimetre küp olur dedik. E evet, metreküpü milimetre küpe çevirirken arkadaşlar 3 basamak aşağı ineceğim. Bu ne demektir arkadaşlar? 3 kere 3 sıfır ekleyeceğim. Yani aslında ne olur arkadaşlar? 1 milyarla çarpmış oluruz diyelim. Tabii biz sayılar çok da önemli değil. 3 sıfır ekledim. 3 sıfır ekledim ve 3 sıfır ekledim. Evet, 42 idi arkadaşlar şu başlaram ona düzeltelim. Evet 42'nin yanına 9 tane sıfır ekledik arkadaşlar. Her basamak için 3 tane ekliyorsam 3 basamak için 9 tane ekledim. Evet, metre küpü desimetre küpe çevirirken 3 sıfır eklemem gerekiyor. Ondalık gösterim olduğu için 1 sıfır arkadaşlar virgülden kurtarmak için kullandım. Yanına 2 de sıfır ekliyorum. Evet 3 sıfır eklemiş oluyorum. Et, 12 desimetre küpü milimetre küpe çevirirken 2 basamak iniyorum. Yani 6 tane sıfır eklerim. 12 milyon milimetre küp oldu diyorum. 600 1000 milimetre küpü santimetre küpe çevirirken bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani 3 tane sıfır siliyoruz. Evet 2 milyon 190 bin desimetre küpü metre küpe çeviriyorum arkadaşlar. Bir basamak yukarı çıkıyorum. 3 tane sıfır siliyorum. 2190 metre küp oldu diyoruz. Evet 632 bin metre, santimetre küpü metre küpe çevireceğim. 2 basamak yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. 6 tane ayar arkadaşlar olsaydı sıfır silecekti bakın. 3 tane sıfır sildim. 3 tane de virgülü sola doğru kaydırdım düşünüyorum. Sıfır tam 1000 de 632 metreküp olur değeri diyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Arkadaki sorulara geçelim. Evet bu sorular arkadaşlar şöyle çözelim. Şöyle büyüterek 4'er 4'er çözelim diye düşünüyorum. Evet bizden ne istiyor arkadaşlar? Aşağıdaki verilen işlemleri yapınız diyor. Evet 1, 5, 1, 2 ve 5, 6'yı çözeceğim arkadaşlar. Sayfaya sığsın diye. Evet 4000 santimetre küpü 5 metre küple toplayacağım. Sonuç olarak desimetre istiyor. O halde arkadaşlar her birisini desimetre küpe çevirerek işlemimizi yapalım diyorum. 4000 santimetre küpü biliyorsunuz santimetre küpü arkadaşlar desimetre küpe çevirirken bir basamak yukarı çıkıyorum. Hatta şuraya yazalım. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetre küp. Bakın santimetreküpten küpten milimetre küpe giderken bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani bine bölüyorum. Şöyle 3 tane sıfır atarsam 4 desimetre küp olur. 5 metre küpü de arkadaşlar desimetreküp'e çevirmek için bir basamak aşağı iniyorum. Yani 1000 ile çarparız diyorum. 5000 desimetre küptür. Bunları toplamamı istedi. O halde 5000 artı 4 5004 desimetre küp olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet, şuraya arkadaşlar 5004'ü yazabiliriz. E, i̇kinciye bakalım arkadaşlar. 0 tam %75 metre küp ile 38 desimetre küpü toplayıp desimetre küp olarak benden sonucunu istiyor. O halde diyorum ki öncelikle 0'dan %75 metre küpü desimetre çevirecek olursam. Bakın bir basamak aşağı inmemiz gerekir. Yani 1000 ile çarparım. Virgülden kurtarmak için 2 tane 0 kullandım. 75 3'ten tane 0 eklememiz gerekiyordu normalde. Bir de 0 ekledim. 750 desimetre küptür. 38 desimetre de var arkadaşlar. 750 ile 38'i toplarsak 788 desimetre küp olur. İşlemimizin sonucu diyorum. 788'i aynen yazıyoruz. Evet, beşinciye bakalım. 90 bin desimetre küpü 5 milyon santimetre küple toplayacağım ve metre küp olarak istiyor. O halde 90 bin desimetre küpü Metreküp'e çevirmek için bine böleriz arkadaşlar. 3 sıfır sildim. 90 metreküptür. 5 milyon santimetre küpü Metreküp'e çevirmek için 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 1000'e böldüm. Tekrar 1000'e böldüm. 2 defa 1000'e böleriz diyorum. 5 metreküptür. Toplamamı istedi gençler. 90 artı 5 95 metre küp olur sorumuzun cevabı. Altıncıya bakıyorum arkadaşlar. Dikkat edelim işlemimiz çıkarma işlemi. Öncelikle her birisini desimetre küpe çeviriyorum. 7 metre küp desimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparım. 7000 desimetre küptür. Burada arkadaşlar zaten 3700 3576 desimetre küp var. O halde 7000'den 3576'yı çıkaracak olursak Evet sıfırdan çıkmadı arkadaşlar. 10'luk aldım. 6, 9, 9 ve 10 diye yazdım. 10'dan 6 çıktı. 4, 9'dan 7 çıktı. 2, 9'dan 5 çıktı. 4, 6'dan 3 çıktı. 3, 3424 metre küptür. Evet 3424 metre işlemimizin sonucu olarak yazmış olalım. Evet devam edelim. Bir sonraki Soruya geçelim arkadaşlar. Alttakilerin bir tık yukarı kaydırıyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. Üçüncü sorudan başlayacak olursak. Santimetre küp ve desimetre küp verdi. Sonuç olarak metre küp istiyor. 16 milyon santimetre küpü. Şuradan yine dönüşümleri yazalım. Metreküp desimetre küp santimetre küp ve milimetre küpü yazıyorum. Evet her basamakta arkadaşlar aşağı inerken 1000 ile çarpıyordum. Yukarı çıkarken 1000'e bölüyorduk. O halde 16 milyon santimetre küpü. Metre küpe çevirmek için 2 defa 1000'e böleriz gençler. Evet ne oldu? 16 metre küp oldu. 98 bin desimetre küpü. Metreküp'e çevirmek için yine bine bölmem gerekir diyorum. 98 metre küp olur diyorum. E, toplamamı istedi arkadaşlar. 16 artı 98 8 6 da 14 elde var 1 11 de elde 11 114 metre küp olur işlemimiz diyoruz. E, bakıyorum. 2 metre küp ve 6 desimetreküpü küpü küp olarak toplamamı istedim. 2 metre küpü santimetre küpe çevirmek için arkadaşlar iki basamak aşağı iniyorum. Yani iki defa 1000 ile çarpıyorum. 2 milyon santimetre küp olur. 6 desimetre küpü santimetre küpe çevirmek için bir basamak aşağı iniyorum. 1000 ile çarpıyorum gençler. 6000 santimetre küp oldu. İkisini toplayacak olursak 2 milyon ile 6000'i topluyorum. Ve işlemimizin sonucu 2 milyon 6 bin olur diyorum. Evet, yani 2 milyon 6 bini aynen yukarıda 2 milyon 6 bin olarak yazıyorum. Evet, 7. bakıyorum yaşlar. Çıkarma işlemi olduğunu lütfen dikkat edelim. Evet. Santimetre küpü milimetre küpe çeviriyorum yaşlar. 27 santimetre küp. Milimetre küp'e çevirmek için ile çarparım. 27 bin milimetre küptür. Buradan 198 çıkaracağız. 27 binden 198 milimetre küpü çıkaracak olursam, evet 10 kalırsam arkadaşlar. 6, 9, 9 ve 10 kalırdı. Ondan 8 çıktı. 2, 0, 8, 6 ve 2. 26.802 milimetre küp olur. İşlemimizin sonucu diyelim. 26.802 aynen yazıyorum. E 8.ye baktığımız zaman metre küp ve desimetre küpü çıkarıyorum arkadaşlar. Santimetre küp olarak istedi. O halde 0 tam %6 metre küpü santimetre küpe çevirmek için 2 basamak aşağı indiğimi düşünüyorum. Yani 1 milyona çarpacağım arkadaşlar. Veya 6 sıfır ekleyeceğiz diyorum. Bakın 2 basamak arkadaşlar. Virgülden kurtarmak için 2 sıfır kullandım. 6 oldu. Yanına da 4 tane 0 ekliyorum. 60.000 santimetre küp oldu. 22 desimetre küpü santimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparım. 22.000 santimetre küp oldu. İkisini birbirinden çıkarmam istedim arkadaşlar. 60.000'i eksi 22.000 diyorum. Çıkaracak olursak 38.000 santimetre küp olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. 38 mi santimetre küpü de aynen yazıyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya bakalım. Evet. Şöyle bir tık büyütüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dönüşümleri yaparak benden, benden istenilen işlemleri soruları çözmeye çalışalım. 24 metre küp suyun 6'da 4'ü kaç desimetre küptür diyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirim. Öncelikle 24 metreküpün altta 4'ünü bulabiliriz arkadaşlar. 24'ü 6'ya bölerim. 4'tür. Bunun 4 tanesini istediği için 4 çarpı 4 16 birim olarak arkadaşlar metreküptür. Dikkat edelim. Sorunun kökünde benden desimetre istiyor. O halde 16 metreküp desimetre küpe çevirmek için biliyorsunuz her basamakta 1000 ile çarpıyordum. Bir basamak aşağı indiğim için binle ile çarparım. 16 bin desimetre küp olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. İstersek arkadaşlar başlangıçta 24 metre küpü desimetreye çevirip buradan da işlem yapabileceğinizi söyleyelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Yukarıda ayrıtları veren dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar bakın bu soruları iki türlü yapabilirsiniz. Birincisi. Öncelikle direkt hacmini bulurum. Daha sonra bunu santimetre küpe çeviririm. Birinci böyle bir yapalım. Hacim diyorum. Hacimde biliyorsunuz arkadaşlar. 3 farklı ebatı çarpmam gerekiyordu. Genişlik, en ve yüksekliği çarpıyorum. O halde 30 çarpı 10 çarpı 20 Evet. 2 kere 1 arkadaşlar. Sıfırlar görmeden çarpabilirim. Bakın. 3 kere 1. 3. 2 ile çarptım. 6. 3 de 0 ekledim. 6000 milimetre küptür. Benden santimetre küp istediği için 6000 milimetre küpü santimetre küpe çevirmek için bine böleriz arkadaşlar. 6 santimetre küptür diyorum. Peki ikinci yol olarak arkadaşlar nasıl yapabilirim bunu? Bana verilen arkadaşlar ebatları öncelikle santimetre küp olarak istediği için direkt santimetreye çeviriyorum bakın. 2 santimetre 1 santimetre ve 3 santimetre o halde bunları çarparsam direkt hacmi bulurum diyorum. Evet, 2 çarpı 1 çarpı 3 evet, bunları çarparsak 6 santimetre küp olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. İki farklı yoluna göstermiş olalım diyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şöyle bir tık büyütelim. Evet, taban ayrıntılarının uzunlukları 15 desimetre ve 12 desimetre olan ve hacmi 0 tam 19 metre metre küp olan yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüksekliği kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. Yükseklik burası. Benden burayı istiyorum. Öncelikle 0 tam 19 metre küpü. Bunlar desimetre küp, desimetre olarak verildiği için 0 tam 19 metre küpü çevirecek. Desimetre küpe çevirecek olursam 1000 ile çarpmam gerekir diyorum. 900 desimetre küptür. Arkadaşlar bu bizim için hacim diye. O halde ben bu 900'ü nasıl elde ettim? 12, 15'i ve yüksekliği çarptım. 12 çarpı 15 çarpı yükseklik eşittir 900 diyorum. 12 ile 15 çarparsak 180 çarpı yükseklik eşittir 900'den yüksekliği bulabilmek için 900'ü 180'e böleriz. Şöyle sıfırlar sadeleştirecek olursam 90'ı 18'e böldüm. Yükseklik 5 desimetre olur diyorum. Arkadaşlar benden yükseklik desimetre olarak istemedi. Sorun kökleri lütfen dikkat edelim. Sorunun sonunda ne de Santimetreye çevirmemi istedi. O halde 5 desimetre 50 santimetredir diyorum. Sorumuzun cevabını. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyorum. Bir ayrıtı 200 santimetre olan küp biçimindeki boş bir depo kaç metre küp su alır diye soruyor. Arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz demiştik. Benden metre olarak istediği için ayrıtı bakın 200 santimetreyi hemen başlangıçta metreye çevirecek olursam bir ayrıtı 2 metredir diyorum. Bir ayrıtın uzunluğu. E bunun hacmini bulmak artık kolay arkadaşlar. Hacim diyorum. Evet 3 tane ayrıtı çarpıyorduk. O halde 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 metre küp olur. İşlemimizin sonucu diyorum. İsterseniz de arkadaşlar bunu 200 ile arkadaşlar 200'ü 3 defa çarparak 8 milyon bulabilirsiniz. Buradan da tekrar santimetre küpü metre küpe çevirerek yine 8 metre küpü bulabilirsiniz diyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. 5. soruya baktığımız zaman hacmi 4 metreküp olan küpün içine hacmi 2 desimetre küp olan küplerden kaç tane sığar diyor. Arkadaşlar 4 metreküpü diğeri desimetre küp olduğu için desimetre küpe çevirsem diye düşünüyorum. Evet 1000 ile çarpmam gerekir. 4000 desimetre küptür. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bu 4000 desimetre küpün içinde kaç tane 2 desimetre küp var diye düşünüyorum. O halde 4000'i e, 2'ye bölecek olursam 2000 tane küp sığar diyorum arkadaşlar. 6. süreye baktığımız zaman taban ayrıntılarının uzunluğu 0 tam 10'da metre ve 0 tam 10'da metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir deponun içi 60 desimetre küp su ile doldurulabiliyor. Buna göre bidonun yüksekliğini bulalım diyor. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Şimdi şu onlalık gösterimlerden kurtaracak olursak sonuçta benim için hacim 60 desimetre küp. O halde ben bunları desimetre küpe çevirecek olursam 0'dan 10'da 5 metre 5 desimetredir. 0'dan 10'da 6 metre de 6 desimetredir diyorum. Şimdi hacim bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? 5 çarpı 6 çarpı yükseklik bize hacim arkadaşlar 60 desimetre küpü verdim. Bakın bunlar desimetre olunca bu da desimetre olarak değerlendirdim. O halde 5 kere 6 30 çarpı h eşittir 60 diyorum. Buradan yüksekliği 60'ı 30'a bölerek 2 desimetre olarak buluyorum. Peki benden ne istedi arkadaşlar? Metre olarak istedi. O halde 2 desimetre, 2 desimetre biliyorsunuz uzunluk ölçülerinde yukarı doğru giderken arkadaşlar 10'a bölmem gerekiyordu. O halde 2'yi 10'a bölüyorum. 0'dan 10'da 2 metre olur. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.